Merhaba arkadaşlar, Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İktör Dökmez. Geçenlerde kısa videomda, short videomda sizlere göstermiştim bu bilekliği ve bunun adını koyamamıştık ve Instagram hesabımda bir çekiliş düzenledik. Takipçilerim arasından bana çok güzel yorumlar da yapanlar oldu. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum ve çekilişte şu an ekranda da gördüğünüz hesap, yani Mütevazi Hanım çıktı. Tabii ki adı başka ama ben Mütevazi olarak söylüyorum kendisini. Adını Sıralı Artılar olarak koydu bu tasarımı. Ve kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Katılan diğer arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Ve İlknur Dökmez hesabımdan ve birçok hesabım var tabii ki ama beni takip edebilirsiniz. Ve birçok şeyden de haberdar olabilirsiniz. Ve şimdi Sıralı Artılar adlı tasarımı yapmak istiyorum sizlere. Gerekli olan malzemeleri geçiyorum ama geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Pandal Selected'den geldi malzemeler. Pandal Selected gerçekten güzel bir indirim sundu. Bir yıl boyunca 2022'nin 11. ayından 2023'ün 11. ayına kadar süren bir zaman var, bir yıl boyunca. Çok güzel bir indirim yine, %10'luk bir indirim. Hepinize gerçekten tavsiye ediyorum. Ürünleri de çok güzel ve kaliteli. Ve bu ekranda gördüğünüz kodu yazarak size %10'luk bir indirimden faydalanabilirsiniz. Ödeme yaparken bu kodu yazmayı unutmayın. %10 indirim sağlıyorlar. Ve bu videonun açıklamalar bölümüne linklerini ekleyeceğim. Ve indirim kodunu yine yazacağım oraya da. Ve sosyal medya hesaplarını da ekleyeceğim Pandehal Selected'ın. Takip edebilirsiniz. Küçük bir kaza geçirdim ve parmağım yaralı olduğu için bantla sardım. Umarım sizleri rahatsız etmez. Bir tane fila boncuk aldım. Ve sonuna kadar ilerliyorum. Sonuna kadar getirdim. Ya bunu bağlayacak kadar bıraktıktan sonra buradan 2 tane 11'e 0 beyaz renkli boncuk iğnemi takıyorum. Burada ipimiz ve karşısına hemen giriyorum. Şekilde ve tekrar 2 tane boncuk alıyorum. 11'e 0 boncuk taktıktan sonra hemen karşısından geçeceğim. Şimdi böyle olabilir. Böyle karşılıklı 2 tane takmış olduk. Sonra buradan içinden bir tanesinin geçiyorum. Burası kapama bölümü olacak ve 4 tane iğneme boncuk taktım 11'e 0 beyazdan. Buradan hemen yanından giriyorum ve aşağı doğru iniyorum. Şuradan en baştan geçiyorum. Burada bir yuvarlak olacak. Burası bize lazım olacak. Şuradan da geçiyorum. Yanından. Ve burada bir tane ya da iki tane düğüm atalım. İpim ince olduğu için sorun teşkil etmeyecek. Buradan yukarı doğru çıkıyorum. Sonra bir tane tila boncuk alıyorum ve bir tane beyaz boncuk alıyorum, aşağı indiriyorum. İşlemimiz burası alt kısmı olduğu için kolay. Tekrar tila boncuk alıyorum ve bir tane 11'e 0 boncuk alıyorum. Gördüğünüz gibi işlem burası çok kolay.
ve bu şekilde bilek boyuna kadar diziyoruz. Bir tane tile, bir tane 11'e 0 beyaz boncuk alıyorum ve diziyorum. Ben bunu sonuna kadar yapıyorum. Yani böyle bilek boyuna kadar. Sizler de dizin. Burada ben 26 tane tile boncuk kullandım. Bana bu uydu. İsterseniz bunu daha az, daha çok yapabilirsiniz. Sadece bilek ölçünüze göre ayarlamanız lazım. Ve burada bir tane var. Ve ben 5 tane boncuk aldım. Yani bunu 6'ya tamamlayacağım. Burası kapama bölümü olacak. Şöyle. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi tekrar bir tane alacağım. Yani bu karşılarına bir tane boncuk gelecek. Beyaz boncuk. Buradan bir tane beyaz boncuk ekliyorum. Bu şekilde bir kere daha sonuna kadar gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde de tabii bileklik olur ama biraz daha süsleyeceğiz. Ben sonuna kadar yaptım. Böyle bolluklar oluyor. Bunu belirteyim. Tekrar bir kontrol edin, bir yanlışlık var mı diye. Bazen boncuk unutabiliyoruz aralarda. Buradayız. Ve burada boncuk almayacağız. Buradan boncukların içinden bir kere daha dolaşmış oluyorum, hem de sağlamlaşmış oluyor. Böyle geçiyoruz ve kapatıyoruz. Ve burada devam edeceğiz ama bir tane 11'e 0 boncuk alıyorum. Beyazdan ve 4 tane de siyah 12'ye 0 boncuk alıyorum. Şöyle aşağı kadar indirdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi ipi böyle yapıyoruz. Ve hemen buradan geçiyorum. Ve burada dörtledik, yani kareledik. Right angle'daki gibi aslında. Ve burada bir tane 11'e 0 boncuk alıyorum. Ve burada arasındaki boncuktan geçiyorum. Ve burada sağlamlaştırmış oluyoruz hem de biraz. Bu şekilde. Tabii bolluklar olacak. Onları ayarlayalım. Olmasın çok. Şimdi buradayız ve bir tane beyaz boncuk alıyorum tekrar ve tekrar burada 4 tane siyah 12'ye 0 boncuk alıyorum. Şöyle arasındaki farkı da görebiliyorsunuzdur, biraz büyük sadece. Ve aşağı kadar indirdim. Buradan böyle giriyorum. Yine karelemiş olduk. Tekrar bir tane beyaz boncuk aldım ve buradan giriyorum bu sefer. Arasındaki boncuktan. Ve buraya sabitlemiş oldum. Bu şekilde boncuk alıyorum. Beyaz boncuktan. Ve 4 tane siyah renkli boncuk alıyorum. 12'ye 0. Şöyle. Ve aşağı indirdim. Ve böyle tutuyoruz. Buradan
geriden giriyorum. Yani ip burada. Söylemeyi unutuyorum size. Ve buradan geriden tekrar giriyorum. Ne yapıyorum? O zaman yuvarlamış oluyorum. Yani dörtlemiş olduk. Ve bir tane beyaz boncuk alıyorum. Buradan ortasındaki beyazdan giriyorum. Böyle arada kontrol edin. Aslında işlemimiz çok kolay. Hep bu şekilde gidecek. Bir tane beyaz boncuk aldık. Buradan çıkmıştık. Ve tekrar 4 tane siyah renkli boncuk takıyorum iğneme. Bu şekilde aşağı indiriyorum. Buradan yine ip burada ama biz buradan giriyoruz. Ne yapıyoruz? Burayı yuvarlamış olduk. Ve bir tane beyaz boncuk alıyorum ve hemen buradan giriyorum. Sırayla yani gidiyoruz. Hepsinin üstüne birer tane yapmış olacağız bu şekilde. Sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Ben yapıyorum, sizler de yapın. Ve son tarafı da yapıyorum. Bir tane beyaz ve 4 tane de siyah renkli boncuk taktım iğneme. Buradayım ve aşağı kadar indiriyorum. Bu şekilde tutuyoruz ipi ve buradan tersten bu sefer geriden giriyorum. Sadece bir tanesinden ve yuvarlıyoruz, kare yapıyoruz. Bu şekilde. Ve bir tane beyaz renkli boncuk takıyorum iğneme. Ve buradayım. Buradan giriyorum. Aslında hepsinden dolaşalım. En sonuncu boncuğa geldim. Ne yapıyoruz? Bir tane beyaz renkli boncuk takıyorum tekrar. Bu sefer kareleri böyle yatıracağız ve buradan siyahtan gireceğim. Ve bu şekilde oldu. Şimdi tekrar bir tane beyaz iğneme taktım. Şöyle tutalım. Buradaki aradaki beyazdan giriyorum. Şöyle ipi de çekeyim. Bu şekilde. Bu şekilde kapatıyoruz. Ve bir tane beyaz alıyorum tekrar. Yine aynı yapacağız işlemi. Bu sefer bunları böyle üzerine kapatacağız. O yüzden bu son tarafı çok güzel oluyor, yani zevkli oluyor. Tekrar bir tane beyaz alıyorum. Yani bu sırada bir tane buraya beyaz, bir tane buraya beyaz koymuş oluyoruz. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Böyle ve kapatıyoruz. Ne yaptık? Burada bir tane, burada da bir tane almış olduk ve kareledik. Yani kutu gibi oldu. Ben sade olarak yüzüğünü de yapmıştım. Bunu da başka bir videoda size göstereceğim. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. 3 yaptık. 4.'cüyü de göstereyim. Sonrasını siz devam edersiniz. Sonuna kadar yapacağım. Ondan sonra en sonunu yine göstereceğim size. Bir tane beyaz renkli boncuk aldım. Burada ipim. Gördüğünüz gibi burada ve siyahtan giriyorum buradan.
Tekrar bir tane beyaz alıyorum. Ne yapıyoruz bu sefer? Ortadan giriyoruz. Yani ortadaki beyazı kullanacağız. Böyle ipimiz de karışabilir. Dikkat edelim. Bu şekilde. Ve tekrar beyaz alıp devam ediyoruz. Bir tane beyaz aldım. Siyahtan girdim. Tekrar bir tane beyaz alıyorum. Ve ortadaki beyazdan giriyorum. Dediğim gibi bu şekilde devam edeceksiniz. Sonuna kadar, en sonunda size göstereceğim yine. Evet, gördüğünüz gibi ben sonuna geldim. Gerçekten güzel oldu. Son tarafı da yine bir tane beyaz boncuk alıyorum. Buradayım. Gördüğünüz gibi yine ortadaki boncuktan gireceğim. Evet, buradan giriyorum. İpim yine azaldı. Sonuna geldiğim için. Tekrar bir tane beyaz boncuk aldım. Bu sefer siyahtan girdim. Kapandı. Bir tane daha beyaz boncuk alacağım. Bir tane beyaz boncuk aldım ve alt kısımdan, buradan halkanın içinden, yani boncukların içinden dolaşıyorum. İpimizi de, uzun kaldıysa bir kere daha gidebiliriz veya herhangi bir yerde düğüm atalım. Taraftar bilekliği gibi de oldu aslında. Beşiktaş. Ama siyah beyaz da her şeye gider. Şimdi halkalarını takalım, kapamasını takalım ve bitirelim. Gerçekten tek kapama da buna çok yakışıyor. Hepsi çok güzel oldu. Ayrı ayrı renkler çok güzel. Hepsi de hoşuma gidiyor. Çok güzel yeni yıl hediyesi olur bundan. Sizler de yapın ve paylaşın. Umarım sıralı artılar tasarımını beğenmişsinizdir. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.